Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına, Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, Rise of the Tomb Raider'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle geçen bölüm fark ettim. Bence bu seriyle ilgili sizin, benim de ortak bir şikayetimiz, ortak bir maruzatımız var. O da nedir? Gitmemiz gereken yerlere gidemiyoruz arkadaşlar. Hani geçen bölümde toplasanız bir 5-10 dakikalık yolumuz var. Ana göreve gideceğiz. Oradan bir şeyler çıkıyor. Yan görevler, challenge'lar, işte toplanabilir materyaller. Oyunun evreninin geniş ve kapsamlı olmasından dolayı. Gidemedik. Yarım saat 40 dakika oldu video. Video bitti. Bir tane opsiyonel meza çıktı, onu hallettik. Video bitti, daha gidemedik ana göreve. Hani gideceğimiz yer yol değil. Ama iki bölümde dolaşmaya çalışıyoruz. Bu bölüm inşallah Jacob'un yerini tespit edeceğiz. Bakalım şurada bir şeyleri daha kaçırmayalım. Bakın işte bunları toplaya toplaya zaman kaybediyoruz ama karakterimiz daha çabuk gelişiyor. Hani en azından bir işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. Bu neymiş? Mineraldi galiba bunlar. Doğru istikametteyiz değil mi şu an? Ona da bakayım, evet. Tam üstümüz, herhalde şu yukarıda bir yerde Jacob'la buluşacağız inşallah. Girdik bir işin içine ama hadi bakalım, Rise of the Tomb Raider çekeceğiz diye. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız işte link atın arkadaşlarınıza, videoyu beğenin, abone olun kanalımıza eğer daha hala olmadıysanız falan. Seviniriz yani, mutlu oluruz. Daha böyle bir şey gelir, böyle daha yeni videolar çekmek için falan. Şuna arkadan giresim var. Güzel. Şimdi şuradan da bir yol var gibi ama merdiven de var gibi. Şuraya bir bakayım, şuradan böyle. Nereye ulaşabiliriz? Zaten esas gitmemiz gereken büyük ihtimalle orası. Yani şu üstten de çıksak şeyle kayacaktık. Zipline'la kayacaktık. Aynı şey, bir şey değişmiyor. Anam. Ben niye oradan atlayamadım aşağıya? Tam o açıyı tutturamadım herhalde. Neyse. Zaman kaybetmedik. Evet. Yine aynı adamı aynı şekilde öldürdük. Bu sefer de merdivenden gidelim bakalım. Gitmemiz gereken yer üstte ama altta da bir şey var herhalde. Bakın orada bir salvage tarzı bir şey dikkatimi çekti. Onu hemen alayım. Bu bölümde artık ana göreve ulaşamazsak cidden bir kere daha oturup düşüneceğim ben doğru şey mi yapıyorum diye. Çünkü sağa sola bakmaktan oyunu bitiremeyeceğiz. Güzel. Bir ok parçası daha bulduk. Daha doğrusu yay. Hep ok diyorum da işte. Anam. Şerefsiz, atma o bombayı işte. Obo! Hemen iyileş. Hiç tabancayla uğraşamayacağım. Assault Rifle'la saydırasım var arkadaşlar.
Birisi daha çıkar mı şöyle bomba sallasam falan bir şey yapsam? Aa, şu karşıda birileri var. Şunu aşağı düşürsem bir şeyler olur mu orada? Şunu da patlatayım. Bir tek şu üstteki eleman kaldı. O da sağ olsun saydıra saydıra bitiremedi bana. Tamam. Şimdi bizim seçtiğimiz zorluk seviyesinde aksiyon sahnenin dışında bir iyileşme vardı diye hatırlıyorum. Bakın yavaş yavaş iyileşiyoruz herhalde. Herhalde o da yani tam olarak anlamadım. Burada bir aşağıya gitmek için bir rope atabiliriz. Fakat esas yolumuz büyük ihtimalle burası değil. Oyunu yine uzattıkça uzatmak istemiyorum. Şuradan devam edeceğim ben. Başka almadığımız, toplamadığımız, yapmadığımız, etmediğimiz bir şey yoksa eğer dibimizde mesela şunu alayım. Bu bitkiler bizim iyileşmemize yarayan bitkilerdi. Mesela şuradan da atlayıp şu yan taraftan falan mı çıkabiliyoruz acaba? Orada değişik bir şey var galiba. Şuradan bir atlayayım bakalım. Herhalde pek de bir şey değişmedi öyle hani üst kata çıktık. Mı yoksa bunları sadece bu yoldan mı gelsek görebiliyorduk? The Red Army finally uncovered the temple. Devam, devam, devam. Aynı ya, değişen bir şey yok. Sadece alternatif rota koymuşlar. Şunu abiyi de dotlayalım. Tamam. Bu arada Nvidia'nın Rise of the Tomb Raider'a özel bir grafik sürücüsü çıktı. Yükledim ama performansta öyle buram buram bir artış sezinlemedim. Zaten gerek de yok, hani grafikler gayet güzel. Belki de daha üst düzey grafik kartlarına bir takım ayrıcalıklar tanımıştır bu grafik sürücüsü. Benim kartım o kadar da iyi değil. 650 Ti Boost'la oynuyorum arkadaşlar. Kaç yıllık kart yani. Herhalde buradan değil, şuradan gideceğim. Yine aynı şekilde buradan aşağıya bir kısa ulaşım yolu koymuşlar. Büyük ihtimal orada toplanabilir bir şeyler var. Ama hiç o topa girmeyeceğim. Özellikle de bu bölüm girmeyeceğim. Şu ana görevi artık görmek istiyorum. Yeter. Ana yol bu büyük ihtimalle. Şu şeyi alayım. 20 XP daha geldi. Tamam. Burada bir takım bir şeyler. Burayı yanıcı bir materyalle yakabiliyoruz. Fakat çevremizde gördüğüm kadarıyla şu aşağıda var mıydı? Uzun iş şimdi, tekrar aşağı kadar git, geri gel. Şurada ateş etsem patlayacak bir şey var mı? Orada da yok. Neyse, başka zaman artık. Okumuzu alalım. Şuraya atalım. Aha Jacob. Lara orada mısın? Dışarı çıkman lazım dedi, bağlantı koptu. Büyük ihtimalle başı belada. Aha bir ok parçası daha bulduk. Bir takım konuşmalar var. Büyük ihtimalle yakınlarda düşman var arkadaşlar.
Manifest says the Soviets stored the most valuable artifact from the site in this safe. Let's crack it open. Who's got the torch? On it. Okay, the rest of you don't touch anything. Catalog whatever artifacts you find. Şurada bir yanıcı madde işareti var ama bir bomba bomba atsak komple havaya mı uçarız acaba? Deneyeceğim şansımı. Ölürsek de şanımız da ölürüz. Şuraya bir... Hoho! Üstelik de bayağı bir şey açtık ya. Yetenek puanı geldi. Güzel oldu, çok güzel oldu. Şimdi... Burada toplanılmadık. Oyun orada bug'da mı kaldı yoksa cidden bir hamleyle 4-5 yetenek puanı falan mı açtım? Hiç anlamadım. Artık bir dahaki kamp alanında anlayacağız. Hakikaten biz ne yapmışız öyle. Artık o kadar sağa sola topluyoruz ki bir süre sonra toplayabileceğimiz kaynak sayısı da sınırlı olduğu için haliyle yeter artık alma diyor oyun. Bakın şurada bir gaz sızıntısı var. Büyük ihtimalle oraya bir patlayıcı bir şey alsak yolumuzu açacağız. Komple mekanı mı yaktık? Ne yaptık gerizekalı gibi ya? Atma şerefsiz, atma o bombayı işte ya. Bir tane daha var galiba. Oho, headshot. Tamam. Lara ayağı dikeldiğine göre büyük ihtimalle düşman bitti. Hemen loot yapalım. Ortalığın yanmasını hiç ama hiç umursamadan düşmanlarımızı lootlayalım. Lan dibindeyim. Artık atma ona da bomba yani. Hayret bir şey ya. Nerede adam? Sen atarsan ben de atarım. Lan biri sağdan biri soldan. Allah ya. İşleri güçleri bomba. Tamam. Bu arada burası yanıyor ama Jacob içeride bir yerde galiba ya. Bizim anam. Ateş etme ya. Yanlış yere attım ya. O da bana attı. Hanım.
Bu abin... Oha. Bu abiyi nasıl engelliyoruz? C ile dodge yapıyorsun. Aha biri... Arkadaşını mı vurdu biri, ne yaptı lan? Ne oluyor? Benim bunu bir şekilde engellemem gerekiyor. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Kendi kendilerini patlattılar. Ama bir tane daha var. Dodge yapacağız. Onu anladım. Hadi diyelim dodge yaptım. Benim bu adamın... Dodge'un zamanlaması önemli arkadaşlar. Mesela tam vuracakken bir dodge yapsam... Kısa bir süreliğine savun... Şerefsiz... Ölmeden giderek bomba patlattı götümde ya. Aşağıda birileri mi var? Aşağıda yoğun bir çatışma var. Okumuzu alalım. Hemen kaykıla kaykıla gidelim. Uhu. Artistik hareketlerle geldik. Adam Jacob ya. Teşekkürler. Yol bu mu? Evet. İçeride daha fazlası olmalı. Bunu yapmak zorunda değilsin. Demesi kolay ama bazı cevaplara ihtiyacım var. O zaman vakit kaybetmeyelim. Evet. Tabii ki huyumdan vazgeçmeyip geriye bakacağım. Ve yolumuz kesilecek aniden niye hikmetse. Trinity must have found the old mining equipment. They're trying to finish what the Soviets started. Bayağı örgütün derinlerine giriyoruz arkadaşlar şu anda. Not anymore. This complicates things. Yine de kullanmıyorum değil bu Jacob'tan. Hani bir yerde bir satışa getirebilir. Dedim bir kere geldik şuna kadar satışa. The Soviets destroyed much of the old paths. Those machines were not built for delicate work. We'll have to sneak past them. Yes. But we have to hurry. If they collapse the tunnel, we'll be trapped in here. Şimdi büyük ihtimalle bu sistemi yok etmeye çalışıyor ve biz de buradan kaçmaya çalışıyoruz. Abo. Jacob kaldı geride. Anam 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 anam. Nereden? Zaten yollar kapanıyor otomatikman. O Jacob'un oradan bu saatten sonra çıkması pek mümkün gözükmüyor. Tam o alt yazıyı çevirecektim, olaylar oldu.
gizlice sızmamız gerekiyor dediler. Eğer burayı patlatırlarsa içeride mahsur kalırız, acele etmemiz lazım dediler. Akabinde zaten aksiyon oldu. Şu en yakındakini bir stealth kill yapsam diğerleri uyanır mı acaba? Aha döndü ama yine stealth kill yaptım. Ateş etme, kaçıyorum, ateş etme. Bak hemen bombaya. Biraz oyun hatası gibi oldu stealth kill ama yapacak bir şey yok. Aha şurada parlayan bir şey var. Bu değil, bu parlamıyordu ama olsun, bunu da aldığımız iyi oldu. Güzel, bir yetenek puanı daha geliyor. Bu aralar bir kan puanı bulsak bayağı güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ben asansör çalışacak diye ona bastım ama. Şimdi önce bir şunu alayım. Ne yaptığımı anlamadım. Güzel. Şimdi şunu özellikle gösterdiğine göre bununla önemli bir etkileşim var demektir. Hay be. Bazı yerleri combat knife ile açamadığımızı hatırlıyorum. Siz de hatırlarsınız eski bölümlerden. Güzel, bir ekipman daha aldık. Şimdi şu ipi keseceğiz. Yolumuzu açacağız. Maybe if I cut those ropes. O şekilde asansörü aşağı indirdik. Peki bu asansörden nasıl bir... He, tabii ki içine girmeyeceğiz. Manuel yollarla tırmanacağız. Şuraya mı? Vallahi o Jacob oradan yara almadan falan filan bir şekilde sağ salim çıkarsa hiç inandırıcı olmaz vallahi ya. At your earliest convenience, please acknowledge these communications. Bir şey var mı diye baktım ama göremedim. Burası kayıp şehrin bir parçası mı acaba dedi. Bayağı güzel bir yere çıktık arkadaşlar. Bakın bir aldığımız upgrade bizim içgüdümüzün tuzakları göstermesine yarıyordu. Mesela bakın direkt yani hayvan gibi tuzak.
bu şekilde bir nebze daha hazırlıklı oluyoruz. Evet. Ve bir kan puanı. Bu çok güzel oldu. Dibimizde de bir transiyet alanı var. Peygamberin İstanbul'a varışı resmedilmiş. Konstantinopolis'in İstanbul olarak anlatılmaya çalışıldığını tahmin ederekten bunu söylüyorum. Evet. Evet, şimdi önce bir silahlar. Ammo kapasitesini artırdık. Ve bitti. Herhalde bu kadar şeyimiz varmış. Ulan o kadar 10-15 tane sanki yetenek puan almışız gibi gösterdi ama 2 tane gözüküyor alt tarafı ya. Onun için mi sevindim ben? Burada şimdilik dikkatimi çeken bir şey olmadı. Bu headshot atmayı kolaylaştıran bir upgrade anladığım kadarıyla. Bu olabilir. Şunu alacağım büyük ihtimalle. Bu daha çok XP kazanmayla ilgili. Stealth killerden, headshotlardan vesaire daha çok XP kazanmayla ilgili bir şey. Bunu alacağım. Bunu affetmem. Şuraya bakmak istiyorum. Knife kill, bıçakla öldürmekle ilgili bir şey. Field medic. Bu hızlı iyileşmeyle ilgili. Bandajlar daha çabuk etki eder. Büyük ihtimalle o V ile basıp heal alıyoruz. Onun biraz daha hızını artırıyor anladığım kadarıyla. Fakat ben şu bıçakla öldüren kill'i alacağım büyük ihtimalle. Güzel. Karakterimizi bayağı hızlı ilerlettik ya. Araştırmayla falan, böyle XP kazanmayla falan vesaire. İyiyiz şu anda yani. Daha oyunun %20'sinde falanız. İçeride de adamlar var arkadaşlar, sızmışlar. Oo. Burası bayağı. Hiç bombaya dalasım yok. Her tarafta bomba malzemesi var ama. Of. Güzel. Hiç patlayıcı işine girmeyeceğim. İşimi sessiz halletmek istiyorum çünkü aksiyon sahneleri daha karakterimizi tam olarak oturtamadığımız için bir nebze zorluyor. Hem de daha zevkli stealth kesinlikle. Buralarda almadığımız bir şey yoksa eğer. Ki orada bir mermi dikkatimi çekti. Güzel. Şuna önce bir dalacağım. Güzel. Şimdi orada iki adam var. Artık o kadar da değil. Onlara bir şeyler sallayasım var. Ama daha ziyade şurada bir şişe görmüştüm. Molotof sallayasım var. Çünkü diğer bombanın zaten başlı başına patlaması bir 2-3 saniye sürüyor. Hiç o riske girmek istemiyorum.
Şunu hemen acilinden bir craft edeyim. Yakınlarına sallayayım. Oo. 145 XP aldık arkadaşlar mesela şu anda. Çoğunluğunu stealth kill'de aldığımız için adamların. Bu şekilde bu şekilde karakterimizi geliştirmek çok daha kolay oluyor. Oo. Bir alet edevat daha geldi. Upgrade tools. Ne diyor? Vallahi silah upgrade ile ilgili bir şey aldık ama tam olarak ne aldığımızı anlamadım. Şuradan güzel XP'ler daha gelsin. XP değilmiş pardon. It is clear to me now that our communication. Tamam. Onu alamadık. Gidecek başka bir yer büyük ihtimalle yok. Şu oku da alayım. Şimdi şu bozuldu mu? Ne oldu? Manuel tırmanacağız. Oha burası da yalnız. Orada bir kamyon mu ne kalmış bir şeyler olmuş. Bayağı yeraltı şehri burası ya. Camiye de benzemiyor değil yani. Evet. Şimdi burada neler neler var. Ne dedin anlamadım, bir şey dediler ama. Şimdi buradan şuraya yok, o kadar o değil herhalde asıl gitmemiz gereken yer. Şimdi bizim bu kapıyı bir şekilde kırmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Şu karşıya giden bir yer var ki herhalde gitmemiz gereken esas yerde orası. Şu kamyonu falan düşüreceğiz herhalde. Fakat bu bölümü burada bitirsek mi ya? Evet bitirelim. Arkadaşlar hem de akılda kalıcı bir yer. Tam bu kapıdan kaldığım yerden devam edeyim. Burada bir takım bir şeyler yapacağız büyük ihtimalle. Şu kapıyı falan açmaya çalışacağız. Ben tam buradan devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.